Hadi Beyflasan herkese selamlar. Bugün Ersin abiyle hatta diğer ekip arkadaşlarımızla da farklı bir video çekeceğiz. Önümüzde bir Asus bilgisayar var ve şu iki tarafta görmüş olduğunuzda telefonlarla birlikteyiz. Bir tarafta Genel Mobile GM21 Pro var. Bir tarafta da Oppo A74 var. Şimdi niye bu iki cihazı? Önce bunu söyle bize. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz şu anda Eylül ayının son haftasındayız ve ikisinin de fiyatını kontrol ettiğimizde ikisinin civarında böyle fiyat var, 2800 3000, 3000, 3000 civarında. civarında. Dedik ki bu iki telefonun kameralarını bir kapıştıralım. Bakalım hangisi daha iyi bir fotoğraf çekiyor diye. Önümüzde duran Asus bilgisayarında çok güzel bir ekran var. OLED bir ekrana sahip. Bu ekranda da bu fotoğraflara bakacağız ve bakalım hangi fotoğraf daha iyi. Biz yorumlamayacağız. Arkadaşlarımız yorumlayacak. Şimdi sen geçen hafta tatil için Cunda'ya gittin. Evet. Giderken bu iki telefonu da yayına yanına aldın. İki telefonla toplam 9 kare çektin. Hı hı. Ee, yani toplamda 18 kare fotoğraf çektin. 18 birbirinden farklı kadraj. Evet. Biz şimdi ofiste çalışan arkadaşlarımızı sırasıyla çağıracağız. Hı hı. Bakacaklar ve hangi fotoğrafları beğendiklerini söyleyecekler. Ama evet. onlar ne? Oppo A74 de GM 21 Pro'yu biliyorlar. Hı. Ne de fotoğrafların sırasını biliyorlar. Ee, arkadaşlarımıza söyleyelim, izleyenlerimiz şimdiden bilsinler. Tek numaralı karelerimiz GM21 GM Pro, çift numaralı A74. Oppo A74. Gelecekler burada Windows'un standart fotoğraf editöründe sağ sol tuşlara bakarak Doğru. 1 ile 2 arasında birini seçecekler, 3 ile 4 arasında birisini seçecekler. Bu arada Asus'tan da bu cihazı istedik. Evet. Bu cihazı istememizin nedeni de şu, bir OLED ekranı olsun dedik. Evet. Çok kaliteli bir ekranı olsun dedik. Sağ olsun onlar da bize hem Pantone Pansızı sertifikası olan, olan hem TÜV'den sertifikası olan muazzam bir OLED ekran gönder. OLED ekranlı laptop göndermişler. İşte bu Asus'un Vivobook Pro 14 modeli. Evet. Burada bakacaklar ki şu şey yanılgısı hani cep telefonunda baktım ayrı göründü, bilgisayarda baktım ayrı göründü yanılgısından kurtulsunlar. Evet. Biz hiçbir şey söylemeyeceğiz arkadaşlarımıza. Sadece diyeceğiz ki iki fotoğrafa bakın. Hangisini beğeniyorsunuz? Bize söyleyin, değil mi? Aynen öyle abi. İzleyicilerimiz onların bir ya da iki, üç ya da dört dediklerinden hangisini çektiğini, seçtiklerini bilecek. Tekrar evet. söyleyelim. Tek numaralı fotoğraflar General Mobile, hı hı. çift numaralı fotoğraflar Oppo aitmiştir. Doğru. Son çalışma arkadaşımız da gelip kendi tercihini belirttikten sonra hangisinin kazandığı çok net bir şekilde ortaya, ortaya çıkacak. çıkacak. Aynen. Böylece. Fiyatları birbirinin aynısı olan neredeyse, Eylül ayının sonu itibariyle fiyatları birbirinin aynısı olan neredeyse iki telefondan hangisinin daha iyi fotoğraf çektiğine oylama yaparak karar vermiş olacağız. Objektif bir şekilde. Hı? Hangi sırayla gidiyoruz hemen? İlk başta Aydoğan gelecek, ondan sonra Eray gelecek, ondan sonra Yıldıray abi gelecek, ondan sonra Özge gelecek ve en sonunda yönetmenimiz Fatih, Fatih gelecek. Okey o zaman Aydoğan'la başlayalım hemen. Hadi başlayalım. İlkinde birinci fotoğrafı ya yerinde çok renk basmış. Güzel gözükse de her şekilde de çok soğuk gibi. Neyse bir olsun. Eee 2'de 2. 3'te 1. Arkadaki deniz diğerinde masmavi. Bunda iki. Dörtte. Ben hep <laughs> ikisine de eşit eşit gidiyorum. <laughs> yani göze görünmesini söyleyeceğimiz için bunda da iki diyeceğim hadi. Bunda bir. Arkadaki meze yası da daha rahat okunuyor. HDR'e daha hoş. Yine bir. Hmm, Bok etti tabii. iki. Çünkü balonu da aşağı şey yapmış. Hmm, tüt tıp tıp tıp. Sona geldim galiba ben. Aynen. Bunda da arka tarafa bakıyorum. Bir ya. Arkasını daha hoş almış. Şöyle bir şey var ama genellikle. ikincisi neyse renkleri daha güzel çıkartırken birde de detay de fazlaymış. Daha güzelmiş gibi geldi bana. Şimdi bakıyorum. Birinci fotoğraf Hmm, ikinci fotoğrafa baktım. Açı ikinci fotoğrafta daha geniş. Onu çok net bir şekilde görüyorum. Şurada mesela promil gerekiyor yazıyor. R'si yok mesela birinci fotoğrafta. İkinci fotoğrafta var. Yani... Birinci fotoğraf... Ama yine de şu, mesela şuradaki detayları birinci fotoğraf... ...daha iyi gösteriyor falan böyle şu ufak detayları. Ama burada da renkler güzel. Çok seçemedim ama... ...ikiden yana kullanacağım oyumu. Şimdi buradaki birinci fotoğraf ve ikinci fotoğraf arasındaki farka bakalım ben burada oyumu ikinci fotoğraftan yana kullanacağım. Yeşiller çok daha güzel çıkmış burada yani. Yukarıdaki yeşilleri beğendim. Güzel. Başarılı. Birinci fotoğrafa bakıyorum. Şimdi şu fareyi çekeyim. Bu da ikinci fotoğraf. Bir ve iki. Bir ve iki. Gökyüzü iki de daha iyi ya burada. Yani gökyüzüne bakarak şu an ikiye daha bir beğendim. Bir de Eren'in saçları da daha iyi olmuş burada. Evet. Tellerini daha iyi seçiyorum. Birinci fotoğraf, ikinci fotoğraf manzarası çok güzel ya. Birinci fotoğraf, ikinci fotoğraf. İkinci fotoğraf yine burada da denizin mavisini ve gökyüzünün mavisini daha canlı buldum. Şimdi birinci fotoğraf ve ikinci fotoğraf. Hmm, bayağı bir ton farkı var şu an yalnız. Şu yeşile bakar mısın? Bak şu yeşil ne kadar cansız kaldı. Yani aa. ikinci fotoğraf, ikinci fotoğrafı seçiyorum burada da. Gece fotoğrafına geldik ha. Tamam bakalım. Böyle bir heykelimiz var. Hmm, zor bir seçim olacak şu an benim için. Bak şu arkada mez meze yazıyor ya. Bak şimdi. İkinci fotoğrafta bu meze yazısı bu kadar belli değil. Ama birinci fotoğrafta meze yazısı çok daha belirgin. Yani orada onu bile yakaladıysa ben burada birinci fotoğrafı seçmiş oluyorum. Biri seçtim buraya bakalım. Yine bir gece fotoğrafı bir tekne. Bayağı da aydınlatma var teknenin üzerinde. Ee, ikinci fotoğraf fotoğrafta şey biraz böyle hani odaklamada sıkıntı yapmışacağız galiba. Fazla ışık orayı boğmuş. Ee, biri, birinci fotoğraf daha iyi burada. Yani siyahlık alanda aynen yine daha iyi evet. Birinci fotoğrafta yana kullandım oyumu. Şimdi bir gece ve bir portre fotoğrafı. Hem gece hem portre. Aa bak burada çok ciddi bir fark var çünkü ikinci fotoğrafta balonu da ayırmış yani. Burada yapay zeka daha iyi çalışmış. İkinci fotoğrafı seçiyorum burada. Ve Eren. Eren'i görüyoruz şu anda. Aynı ya bu arada bu fotoğraflar. Bak burada neredeyse hiç fark yok. Şu an arada böyle keskin bir fark bulmaya çalışıyorum. Bana diğerini seçtirecek bir fark bulmaya yok. Yani hmm. Hadi Hadi duruyor. Sakalına bakalım. İkide biraz daha net gibi. Çok arada kaldım bunlar. Çok arada kaldım. Hadi bunu da biri seçeyim bari ama yani belirgin bir sebebi yok. Hemen hemen aynı fotoğraf. Yani sanki aynı cihazla çekmişler. Evet Eren'cim. Şimdi buradaki fotoğrafları tek tek değerlendirmemi istiyorsun. Başlıyorum. Ee, güzel bir mekan fotoğrafımız var burada. Vallahi davetkar görünüyor yani. Yeşiller güzel, maviler güzel. İlk ile ikinci arasında o garanti 2. Hani bir mi, iki mi? Garanti 2. Bir ilerideki duvar detay, duvar dibindeki detaylar. Ablalar var iki tane oturuyor. Onun arka planı efsane daha güzel çıkmış 2'de. Çok daha koyu birdeki. Yeşiller daha yeşil, maviler daha mavi, beyazlar daha beyaz. 2 numara kesin çok daha iyi ilk fotoğrafta. İkinciye geçiyorum. Fatma Hanım'ın konağı sağa, sağa doğru. Burası neresi? Nereleri gezdin oğlum sen hafta sonu? Fink atıyorsun kaldırımlarda. Sonra bize fotoğraf baktırıp abi bunu seçin. Sen gez biz seçelim. Çok güzel. Peki. Bakıyorum bir mi iki mi? Abi Burada da kesinlikle iki. Bir ile iki arasında renkler çok farklı. Bir de de biraz daha sanki e, kontrast değerleri daha e, sert. Böylece daha detay görüyormuş gibi hissettiriyorum ama ben yine de ikiyi tercih ettim Çünkü önceliğim daha güzel renkler ve daha güzel gökyüzü şu anda gayet keyifli. Ayrıca e, koyu alanlardaki açıklık yani renk açıklığı bence ikinci tarafta daha iyi. Bu arkadaş kim Eren? Yanındaki kızımız. Sevgilim mi oğlum? Görüyorum. Güzel kızmış. Tamam. Şu sakallarını da keser misin lütfen? Kızla gezmeye gidiyorsun sakal. Pis sakallı sakallı. Hey gidi saygı kalmadı bu gençlerde. Daha ne diyorum? Bir mi iki mi? Aa, burada ya bir ışık oynaması var bence burada tam değil çünkü sanki kızın şapkası biraz işi değiştirmiş gibi. Evet, bir mi iki mi? Burada bir demek durumunda kalıyorum bence. Çünkü burada renkler biraz fazla değişmiş. Bir daha doğru sanki. Çift fotoğraflarına da bakmayı çok sevmiyorum. Geçiyorum bunu. Öyle manitayı almış, poz veriyor falan filan. Bir de ondan sonra... Neredesin abi? Ayvalık'tayım abi, geziyorum abi. Bakıyoruz şimdi. Büyük geniş bir fotoğrafımız var burada. Geniş açı, daha uzakları gösteriyor. Uzaklardaki renklere, detaylara bakıyorum. Şu havada azıcık bulut olsaydı... Burası şeytan sofrasının yan tarafı sanki. Sanki azilerden şeytan sofrasını göreceğim. Cunda'dasın diye tahmin ediyorum. Evet bir mi iki mi? Bir mi iki mi? Burada da iki abi. Çok net. Burada iki. Yani üç iki bir tane birim var. Bir de şaibeli çünkü birinde şapkalı birinde şapkasız. O şapka için rengini çok değiştirmiş. Baştan söyleyeyim. Ayrıca kız şapkalı daha şirin. Eren. Ayrıca kız senden daha güzel Eren. Bak baştan bunları söyleyeyim dostum. Evet. Bu kırmızılı kırmızılı alışveriş caddesi fotoğrafları garanti iki. Renkler çok daha güzel ve çok daha doygun. Sonra gece fotoğrafına geçtim. İleride meze diye bir mekan var. Kral, içilir, yenir, varsa <laughs> balık rakı yapılır. <laughs> Devam ediyorum. Gece fotoğraflarında mezenin yazısı ilkinde daha net. Burada bir. Çok net. Bir daha keskin, daha güzel hatlara sahip. İki, evet, iki patatese bağlamış abi. Okey. Tekne fotoğrafı deniz kıyısında Datça. Datça'daki, Datça'daki de bir, iki direkt sulu boya tadında olmuş. Datça'nın ilk fotoğrafı, Datça teknesinin ilk fotoğrafı daha doğru. İkincisi direkt gerçekten sulu boya gibi. Çap olmuş yani. Gece rezalet. Aa güzel kızımız geldi gene. Bakıyoruz şimdi. Bir mi iki mi? Bir şey söyleyeceğim. Biri flashlı, bir flashsız mı? İkisini de flashlı mı çektin? İkisi de flashsız mı? Son kararım mı? Peki. Ya şunu da anlaşalım Eren. Kız güzel. Kız senden de güzel. Orada hem fikir olalım. Bakıyorum. Şimdi şöyle bir sorunumuz var Eren'ciğim. Bu arada bence iki. Fakat iki fotoğrafta bir kızı sanki ilkinde portre çekmişsin de ikincisinde çektiğin ikisinde de portre ama ikincisinde balonu da netlemiş. Ee, diğerinde sadece kızı netlemiş. Nasıl başarmışsa takdir ettim. Bence iki bu arada. Ee, seni gördük gene. Bu suratını görmek zorunda mıyız? Bakıyorum. Tam tam seviyorum seni de yakışıklısın. Evet burada da iki renkler bence iki de daha böyle sıcak. Devam ediyorum. Galiba bitti. Aa bitti. Seni görünce bitti mi herhalde? Seni görünce bitmeydi. Kız da bitseydi daha mantıklıydı bence. <laughs> Bu nedir? Kızımız güzelmiş. Fotoğrafları da seçtim. Bundan sonrasında top sende. Bakalım hangimiz kazanacak? Şöyle şimdi ilk iki fotoğrafa baktığımda ikinci de büyük bir efekt var. Ben e, o efekti kendim de yapabilirim. O yüzden biri seçerdim çünkü daha gerçekçi. Diğerinde de iki daha güzel görünüyor ama onun sebebi gene dediğim gibi çok gerçekçi bir görüntü yok. Gene kendim ayarlarla halledebileceğim renklere ulaşmış, o yüzden gene biri seçerdim. Üçüncüde iki daha çok hoşuma gitti. Dördüncüde de iki hoşuma gitti. Hımm, bunda da iki hoşuma gitti. Hımm, ya burada şey bu, mesela nar şeyleri, e, ne deniyorsa artık ona, onu daha güzel netlemiş, arka tarafı full ulaştırmış filan, o daha güzel görünüyor. E, şimdi bu heykelde de, birinci fotoğrafta çok kötü bir ışık yansıması filan var, o yüzden ikiyi seçeceğim. Ee, bu fotoğrafta da denizin renginden dolayı 2'yi seçeceğim. Bir de böyle kötü bir görüntü var. Bunda tabii ki 2'yi seçeceğim. Renkler çok daha canlı. E bu ikisi arasında bir fark yok ki. Hangisi? Senin selfie. Sincaplı bir kadın var arkada. <laughs> Mecbursun birini benim seçeceksin. Benim İyi tamam hadi iki diyorum. Daha samimi gülmüşsün. <laughs> Fotoğraf 101. İki. İki çünkü yanık bir yer görmüyorum. Bu beni mutlu etti. Bir de her yer yanık. Geçtim. Yine iki. Fotoğrafta yine yanık bir yer görmüyorum. Evet selfie cayır cayır yanmış ikisinde de. ikisinde de her şey yanlış o yüzden. Ama yine de iki. Hmm. Burada işler değişir. Çünkü burada bir yalancılık görüyorum. Burada bir yalan var. Hmm, ama ben yapmış olsaydım fotoğrafı, ben çekiyor olsaydım hangisi beni daha çok mutlu ederdi? Tabii ki de iki. Hmm, çok kararsız kaldım bunda. Ne yapmak isterdim bilmiyorum. Ha, burada cayır cayır yanmışız yine. iki. Yine 2. Burada bir Flayer'a bakıyorum. 1'deki Flayer dikkatimi dağıtmıyor. İki, e, ama 2'deki Flayer dikkatimi dağıtıyor. Hmm, hangisini seçerdim? Ben hangisini çekmek isterdim? M bakalım daha çok. Galiba biri çekmek isterdim. İçeride 5600 var. Suya düşen ışığında biraz daha yeşile çalması lazım doğal olarak. O yüzden... İki. Hmm, burada bir abla var. Evet. Ablanın fotoğrafı fazla parlak olmuş. Ee, biri. Işte burada biri seçerdim. Birdeki sanki bir daha iyi. Ee, kötü. Portre modu kötü çekmiş şuradaki şeyi ama en azından renkler, ortam falan daha iyi olmuş. Senin selfie'ne geldik. Burada her şey aynı. Burada da, burada da en çok 2 dedim. Yine 2 diyelim burada da. Fotoğraf 101'e hoş geldiniz ve güle güle. Şimdi ben görüyorum Hüca abi. Şimdi siz net skorda ve ekranda görüyorsunuz diyor. Biz henüz net skorda ve hemen ne bilmiyoruz ama anladığımız kadarıyla şey kazandı. A74 kazandı. Evet, aynen Çünkü arkadaşlarımız ağırlıklı olarak A74'ün A74 a 74'ün de olduğu seviyeyi beğendiler şeydi gördüğümüz kadarıyla. Aklınıza şey gelebilir. Eren'le ben niye yokuz diye gelebilir. Biz fotoğrafların tek hanelilerin hangi telefonda, çift hanelilerin hangi telefonda çekildiğini Bileyim. bildiğimiz için Eren zaten çektiği için <laughs> yani. ben de projenin içinde olduğu için biz katılmadık ki herhangi bir böyle bir şüphe yani hile, hile şüphesi projenin diye. üstüne düşmesin diye. Emeğe medyanın e, ofis halkına sorduk. A74 mü daha iyi fotoğraf çekiyor? GM Yenero Pro mu daha iyi fotoğraf çekiyor? Sonuçlar böyle gördünüz. Kimse hangi telefonun çektiğini bilmeden oylamayı yaptı ve o ki A74 kazandı. 3000 lira fiyat bandında evet, bugünün şartlarında 3000 lira fiyat bandında olan telefonlar arasında demek ki A74'ün kamerası evet, yani renk doygunluğu anlamında yenetlik <laughs> anlamında e, GM 21 Pro'ya bir üstünlüğü var demek ki. Fiyat değiştiği zaman yani bunun fiyatı de biraz pahalı kalırsa, onun fiyatı biraz daha ucuz aşağı kalırsa de. ya da tersi olursa ona göre yani siz bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin mutlaka gidin bakın ikisinin fiyatlarını bir karşılaştırın. Fiyatlar eğer eşitse o zaman daha başarılı olur. Ama fiyatlar e, GM'in lehine bozulduysa o zaman GM de düşünebilir. Fiyatlar Oppo'nun lehine bozulduysa hiç düşünmeye gerek yok, yok. Direkt bir şey var. Nasıl oldu sence şey e, test? Bence güzel oldu. Çoğu insanın böyle 2-2-2 dediğini ben böyle duydum. Böyle e, sürekli o 2'yi seçme hissiyatı vardı insanlarda da ekipte de. O yüzden de Oppo A74'ü seçtiler. Hani beklenen bir sonuç muydu bilemiyorum ama e, Süper. onu da yorumda göreceğiz. Yine değişik bir kıyaslama yapmaya çalıştık. Tabii ki böyle kıyaslamaların devam edip etmeyeceği konusundaki fikir sizin. Eğer devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ya da sosyal medyadan doğrudan evine yazın. Even devam et çok iyi gidiyor bu iş diye. Even 2-3 haftada bir böylece Cunda'ya gitmek için bahane sahibi olsun. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.